Günaydın Yeni Bakış Web TV izleyicileri, günaydın sanatçı ve sanatsever dostlar. Günaydın dünyanın neresinden olursa olsun bizleri izleyen insanlık. Bugün bir fotoğraf sanatçısı bayan arkadaşımla beraberim, Emel Sefer. Onunla fotoğraf sanatına başlangıcı, merakları, çektiği, katıldığı sergiler, aldığı ödüller, katıldığı uluslararası çekimler, kısacası kendinden bahsedeceğiz. Ülkemizdeki fotoğraf sanatından bahsedeceğiz. Biraz bilgimizi, biraz görgümüzü, biraz Emel Sefer'i tanıyacağız. Günaydınlar efendim, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Dünden bugüne, dün toplantıda beraberdik. Evet. Bugün sabahtan yine beraberiz. Nasıl gider? İyi gider, birazcık yorgunluk var. Yorgunluk var değil mi? Evet, bildiğim kadarıyla yurt dışında. Evet, yurt dışından geldim. Cuma günü uçağa bindin. Pazar akşamı indim. Pazar akşamı indin. Evet. Dün toplantıya geldin. Evet. Bugün burada uyuyabildin mi? Dün akşam uyudum biraz ama yorgunluk henüz geçmiş değil. Tabii uçak yolculuğu. Valizimi bile boşaltamadım henüz. Evet. Bavul duruyor değil mi? Hala dolu. Bavul hala duruyor. Yani belki bugün boşalır. Belki ümit dünyası. Allah'tan ümit kesilmez derler ya. Yani şimdi buradan çıktığında ne olacağını da bilemezsin. Kim bilir? Bakan başka bir kanal çağırır. Ya unuttuyduk gel aman yetiş de konuşalım senin Hindistan, Nepal maceralarını, fotoğraflarını falan filan. Evet. Emel Sefer kimdir? Emel Sefer sıradan. Böyle. Çok mütevazi bir kendi halinde. Bir insan. 26 yıl devlet memurluğu yapmış. Nerede? Tapu Kadastro Dairesi'nde. Tapu'da. 26 yıl çalıştım. Geçtiğimiz Temmuz ayında emekli oldum. Bu Temmuz'da da ben emekli olurum. Öyle mi? Evet. Ha, ben sizi geçtim. Ondan önce 3 yıl ilkokul öğretmenliği yaptım. Ondan önce Ektam Kıbrıs Limited'de kalite kontrol sorumlusu olarak çalıştım. Pepsi Cola'da. Bu arada Tapu Kadastro'da çalışırken 10 yılda part-time olarak açık öğretimde ders verdim, işletme dersleri verdim. Yani böyle bayağı yoğun bir çalışma döneminden sonra artık dedim ki benim artık dinlenmeye ihtiyacım var. Dinlenme ve kendi zevklerimi yapma zamanım, gerçekleştirme zamanım. Şimdi dedim. Fotoğraf bir zevki. Artık fotoğraf benim hayatım bir yerde. Yani başka ne vardır dağarcıkta, hedeflerde, sevgilerde, arzularda? Var, evet. güzel projelere imza atmak istiyorum fotoğraf mesela? Adına. Yani belki toplumun bir yarası olabilir. Veya toplumu mutlu eden bir şey olabilir. Yani bu konuyla ilgili seri fotoğraf çekmek istiyorum. Yani tek bir fotoğraf değil, seri halinde projeler hazırlamak istiyorum. Yani bunların sunumları olur, sergileri olur veya başka bir şekilde. Ama toplumsal içerikli evet, olacak. Evet, öyle düşünüyorum. Yani birazcık da ben daha çok yurt dışında fotoğraf çektim. Yani Kıbrıs'ta da çektim ama daha çok yurt dışında çektim. Şimdi birazcık kendi ülkeme yönelmek istiyorum. Bu ülkedeki konular. Mesela şeyler olabilir mi? Bu sokaktaki çocuklar ya da esrar eroin, uyuşturucunun olabilir. Batağında olan insanlar veyahut da mülteciler. Veya bunlardan kurtulmuş olan insanların nasıl kurtulduğu anlatılabilir. Yani bunları bir kompozisyon evet, şeklinde evet, düşünüyorsun. Seri evet, proje şeklinde hazırlamayı düşünüyorum ama kesin bir tema yok şu anda. Bir tane başladığımız bir proje var. Bir arkadaşımla birlikte çalışıyoruz. Henüz yani başındayız onun. Çok fazla duyurusunu yapamıyorum şu anda. Netleşsin bir şey çıksın ortaya da sonra. Evet. Değil yani mi? Evet. Yani şimdi konuşmanın da çok bir anlamı yok zaten. Yani çocuk doğum aşamasında gelsin evet. ki evet. herkes o hamilelik halini evet, görsün, paylaşılsın. Tabii ki de. Evet. Nasıl başladık fotoğrafa Emel kardeşim? Böyle tamamıyla tesadüf. Tesadüf mü? Tesadüf. Nasıl oldu? Bir ilan, kapımın altından atılan bir ilan. Ne zaman? 2013'ün sonlarıydı sanıyorum. Yani böyle 2013. 5 yıl kadar bir şey herhalde. Öyle bir şey. Ama o gün fotoğrafa başladım diyemem tabii ki de. O gün sadece ilanı elime aldım. Bir ilan hayatımı değiştirdi bir ama ilan hayatımı değiştirdi. Yani ona da çok önemseyerek de gitmedim. Ama demek ki içimde bir yerlerde varmış.
Ben bunu istedim. Yani bir arayış içinde miydim bilmiyorum bir şekilde. İlk giderken çok da öyle aman aman ben fotoğrafçı olacağım diye de gitmedim. Ama çektik sonra benim bu işi sevdiğimi anladım. Yani ben bu fotoğraf çekerken mutlu olduğumu anladım. Ve devam ettim. İşte bugünlere geldik. Neydi o ilanda, afişte olan? Afişte diyordu ki evdeki makinenizi alın gelin. Evet. Sadece evet. Bu. Ben de evde böyle kibrit kutusu kadar küçücük bir fotoğraf makinem vardı. Aldım gittim. Artun Koruda'dı hocamız. Artun Koruda. Şeyde oldu herhalde. Gönyeli Sam'da. Gönyeli Sam'da oldu. Evet. Gönyeli Sam daha şimdiki binasına taşınmamıştı. Gönyeli Belediye, yeni Gönyeli Belediyesi'nin içinde bir salonda orada yapıyorduk. İşte Artun Koruda F'den, Shutter Speed'den falan bahsediyor, ISO'dan bahsediyor. Nedir biz, ya bunlar? Bunların ne olduğunu anlamaya başlıyoruz da bizim makinemizde öyle bir özellik yok. Sonunda profesyonel, iyi bir fotoğraf makinesi almaya karar verdim. Nikon mu, Canon mu, neydi? Nikon'la Canon'u tarttım. Canon daha hafif olduğu için Canon'da karar kıldım. Sadece... Hani o makineyle mi çekiyorsun yoksa değiştirdin? Çünkü maalesef... teknoloji değişir, evet. Geri kalamazsın. Değil o mi? Makinem maalesef bir kaza geçirdi. Öyle mi? Evet. Onu değişmek zorunda kaldım. Değişirken de tabii daha iyi bir makine aldım. Bu sefer 6D'ye geçtim. Yine Canon. Yine Canon. Yalnız yaklaşık 6-7 aydır aynasıza geçtim. Fuji. Fuji. Evet. Aslında geçmedim. Canon'u da kullanıyorum. Pahalı ama... bu makineler değil mi? Evet, pahalı. Ama tek taş bir yüzük veya pırlanta bir küpe almaktansa ben fotoğraf makinesi almayı tercih ediyorum. Tercih meselesi. Yani zaten hedefini de koydun. Evet. Yani ben süslenmeye değil. Evet. Ben sanata ve sanatın fotoğraf dalında ilerlemek istiyorum. Evet, aynen. Yatırımı aynen. Da buna yapacağım. Evet, aynen. Evet. Aynen. Çok fazla yatırım yaptığım da yok yani. Öyle çok fazla fotoğraf aksesuarı falan da kullanmıyorum ben. Ben fotoğraf çekerken habire lens değişenlerden, işte filtre takanlardan, tripod kullananlardan da değilim. Ben daha önce bahsetmedim. Daha çok sokak fotoğrafı çekiyorum. Evet. Sokak portresi çekiyorum ve insanlardaki... Anı yakalıyorsun orada anı değil mi? Poz vermiyorlar. Anı ve oradaki duyguyu yakalamak istiyorum. O gözlerindeki bakışı yakalamak istiyorum. Onları yansıtmak istiyorum. Dolayısıyla aramıza çok fazla enstrüman koymak istemiyorum. Yani işte koca koca makineler, işte fotoğraf aksesuarları, çantanın içerisinde zoomlar işte falan. Yansıtıcılar falan hiç öyle şey değil. Kullanmıyorum. Sade ben, makinem ve oradaki kişi. Anında. Evet. Anı yakalamak. Evet, aynen öyle. Ve başladık böylece. Evet, böyle. Artun Koruda senin eğitmenin oldu başka evet. Arkadaşlarla birlikte. Evet. O arkadaşlardan da devam eden var mı fotoğrafa? Yoksa onlar benim katıldığım gruptan devam eden bir iki kişi devam etmişti bir ara. Sonra onlar da bıraktılar. Galiba o gruptan bir tek ben tam anlamıyla devam ettim. İşte daha sonra bir derneğe üye olmam gerektiğini düşündüm. Kıbrıs arkadaşlarım vardı. Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği. Kimlerdi Kıbrıs bunlar? Kıbrıs'ta. O zaman ben dağcılarla dağlarda yürüyüş yapıyordum. Hatırlarım o dönemde arkadaşlarımla görürdüm. Dağcı arkadaşlardı. Evet. Yine fotoğraf da çekerdin değil mi? Çekerdim evet. Evet. İşte onların vasıtasıyla derneğe üye oldum. Tabii derneğe üye olmanın da bana pek çok faydası oldu. Dernekte çeşitli atölyeler yapıldı, geziler yapıldı. Onlarla birlikte sergiler açtık. Türkiye'de... Kat sergi, karma sergiler bunlar değil mi? Derneğin işte 2014'ten başlayarak son 2018 Eylül'de yaptığımız, Ekim'inde yaptığımız sergiye kadar tüm sergilerine katıldım. Yani şöyle böyle 8-10 sergi herhalde. Yok, 5 sanıyorum. 2014, 15, 16, 17, 18, 5. 5 zaten toplam 5 sergi yaptı dernek. 5'ine de katıldım beşine ben. 5'ine de katıldın. Bu arada... Kaçar eser hatırlarsan? 2'şer. Her sergide iki eser. Öyle olur. Öyle diyor. Aha, evet. Evet, ikişer eser. Bu arada dernekte biz bir belgesel fotoğraf atölyesi çalışması yaptık.
İsmail Gökçe ile. Orada da seçtiğim konu babamın köyüydü. Hangi köy? Yenice köy. Yenice köy. Babamın köyü Yenice Polis köy. Polis okulunun olduğu evet. yer. Evet, Kalavacın altı. Herkes herkes Kalavacı bilir. Yenice köyün üzerinden geçer. Kimse Yenice köyü bilmez. Bilmez. Kalavaç daha meşhur olmuş. Muhtarı bir açık popülerdi oranın. Daha evet. önceden çıkardı evet. Kalavacı. Evet. Ama evet. Yenice köyü de güzel bir köydür. Yenice köy, babamın köyü. İnsanları güzel. benim çocukluğumun bir kısmı orada geçti. Çok kısa bir benim 1 yaşından 5 yaşına kadar olan dönemim. Biz küçük kaymaklı göçmeniyiz 63. Evet. Köye göçmen gittik babamın köyüne. Babaannemin evinde kaldık. İşte oradan bir Yenice köy sevdası küçük var. Küçük böyle benim. Kundakta bebekken alındın götürüldün. 5 evet. yaşında tekrar geri dönüş. Evet 5-6 yaşında. Ama o köy evet, havasını, o atmosferi aldın. Evet seviyorum köyü. Dolayısıyla babamın köyünü, babamın ayak izlerini takip ettim köyde. Öyle bir proje hazırladık. Onun sergisini açtık. Güzel bir sergi olmuştu. Daha başka sergilere de katıldım. Sille Sanat Sarayı vardır Konya'da. Uluslararası bir kuruluştur. Üyeleri uluslararasıdır. Ben de üyesiyim. Onun düzenlediği sergilere katıldım. Onlarla, hatta onlarla ben Benin'e gittim. Afrika'ya. Afrika'ya? Evet. Evet. Nasıl oldu bu böyle ansızın? Evet, gerçekten de ansızın. Benim hayatımda her şey ansızın oluyor zaten. Sürprizlerle yani. Sürprizlerle, evet. Sille Sanat Sarayı'nın... ne sarayı? Sille Sanat Sille. Sarayı. Evet. Sille, Konya'da bir bölgenin, tarihi evet, evet. bir bölgenin adı. Dolayısıyla merkezin adı da öyle bir şey, bu kuruluşun. İsimlendirildi. Sille Sanat Sarayı. Zaten merkezi de oradaydı, Sille'deydi. Reha Bey, onun kurucusu. Reha Bey, Benin'e gideceğim dedi. Ben de dedim ben. Ansızın böyle. Ve işte öyle bir grupla, bir 10 kişi filandık. Benin'e gittik. Fotoğraf makinesi bir, boynumda makinesi böyle. Boynumdan iner mi? İnmez. Evet, çok güzel bir geziydi. Çok güzel Benin insanı. Bilmiyorum Benin hakkında. Fazla bir bilgim yok. Evet, ben de bilmiyordum. Haritadan baktım. Da gittim zaten. Gitmezden önce İstanbul'a gittim. Türkiye'ye gittiniz. Türkiye'den. Evet tabii ki. Kaç saatlik bir yol? İstanbul'da buluştuk. O da 8-10 saatlik 8-10 saat. Bir yoldu. Ben Girne'ye gitmekten bazen yorulurum arabanın içinde. 8-10 saat uçak. Ama bir hedef var karşıda. Dolayısıyla yorulmazsın. Heyecanla gidersin. Herhalde uçaktan da böyle. Yok uçakta fotoğraf çekmem. Çekmedi. Yok. Benin'de neler yaşandı? Neler vardı? Neler gördünüz? Ondan sonra ben Benin'le ilgili sunumlar yaptım biliyor musunuz? Sunumumun adı da Kalbim Benin'de kaldı. Gerçekten de kaldı. Yani onun için sunumdan bahsettim. Benin neresi biliyor musunuz? Zamanında köle ticaretinin yapıldığı, insanların büyük, büyük alıp gemilerin satıldığı. Gelip insanları toplayıp götürdüğü bir yer. İnsanların o gözlerindeki o acı hala duruyor. Yani baktığınızda görebiliyorsunuz. Acaba yine insanda. Bizi almaya mı geldiler? Yok bizim için değil ama yürekleri buruk. Çünkü gidenler dönmemiş. Nerede olduklarını hiç bilememişler. Yani toplanıp götürmüşler. Benim de... Siyah denli insanlar. Siyah denli orada. İnsanlar ama güzel insanlar. Güzel insanlar. Çok güzel. Kadınları çok süslü. Farklı yani, bir kültür. Çok farklı, çok değişik, çok fakirler. İletişim, anlaşma falan nasıldı? Tamamıyla vücut dili. Vücut dili. Tamamıyla. Anlaşıyorsunuz ama. Ben artık bunu çözdüm yani. Çok gitmek rahat isterim, gidip görmek isterim. Gidin ve bir görün. Gün gideceğim. Gidin görün. Orada Benin'de Ganvi diye bir yer var. Ganvi, Venedik. Venedik'i biliyor musunuz? Venedik gibi bir yer. Suyun içinde... Ama popüler olmayan bir yer. Evet. Ben ona pazarlaması yapılmadı. Afrika'nın Venedik'i ama. Evet. Venedik. Suyun içinde yaşıyorlar. Niye yapmışlar orayı biliyor musunuz? Zamanında bu köle tacirlerinin olduğu dönemde, köle ticaretinin olduğu dönemde. Herhalde kurtulmak için onlardan. Evet ve onların dininde suda olan insana dokunulmazdı. Daha kutsaldır doğrusu insan. Bu köle avcıları
tüccarlar için köle yakalayan, köle avcılarının dininde suya girmek yasaktı. O köle avcıları suya giremezdi. Dolayısıyla bu insanlar da su içinde kendilerine bir hayat inşa ettiler. Yaşam orada başladı onlar için. Yeni bir yaşam. Evet. Ama hala yaşıyorlar. 300 kaç yıllık bir şey tarih yapıyor. 300-400 falan var herhalde. Daha fazla 1600'lerde 1600'lerde 400 yıllık, işte 500 yıllık bir, evet, öyle bir, yani bir kent oldu orada. Büyük bir yer herhalde. Suyun içinde bitki bile yetiştiriyorlar yani. Suda yetişen bitkiler var. Balık avlıyorlar, bitki yetiştiriyorlar ve bunları sattıkları pazarlar var. Suyun içinde hastaneleri var. Otelleri bile çektiniz var. Çektiniz değil mi o resimleri? Evet. Ben görmek isterim. Evet, çektim. Ben onları görmek isterim. Büyük ihtimalle Yeni Bakış'ta da göreceksiniz. Bir gazeteci arkadaşıma verdim çünkü. Onları istemişti benden. Görmek isterim. Zannedersem yakında yayınlayacak, bilmiyorum. Hastaneleri var suyun içinde. Okulları var. Otelleri bile var. Turist de geliyor. Otellerde. Turist kalıyor mu bilmiyorum. Biz de gidip birer kola içmiştik orada ama yani kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Belki kalmışlardır yani. Çünkü otel orası. Otel. Yani otel, evet. O yaşantıyı seven mutlaka kalmıştır. E tabi. Değil mi? Ve iletişim dediğiniz gibi de vücut dili. Tamam, başka bir şey değil. Tamam, bile vücut dili. Fransızca konuşuyorlar. Fransızca biliyorsanız konuşursunuz. Kendi yerel dilleri de var tabii ki ama Fransızcayı da biliyorlar. Demek ki Fransız kültürü de, etkisi de orada zaten, baş gösterdi zamanında. Zaten 1960 yılında bağımsızlığını ilan etti benim. Çok uzun zaman değil. Tabii. Cumhuriyet herhalde yönetimde. Şu anda Cumhuriyet, Fransız sömürgesiydi zaten. Evet. Öyle bir yer. İşte ilk seyahatim Benin'e oldu. Benin'de çektiğim fotoğraflarla çok ödüller aldım. Uluslararası ödüller. Uluslararası, ulusal. Karışık. Nerelerden bu ödüller? Valla uluslararası FIAP, ben FIAP yarışmalarına katılırım. 2016'da da AFIAP oldum. Artist ünvanı aldım. Uluslararası pek çok yarışmada altın, gümüş, bronz çeşitli ödüller aldım. Sergilemeler tebrik aldım. Tebrik ederiz tekrardan. Çok teşekkür ederim. Artık pek katılmıyorum ama aldım. Devlet fotoğraf yarışmasında 2 yıl üst üste başarı ödülü aldım. Geçen sene de, bu sene de. Özellikle ve fotoğraf geçmişiniz de fazla değil ama. 4 yıl 5 yıl böyle ve yani. Yığınla da ödül. Evet, dedi. Biraz hızlı oldu benimkisi, bilmiyorum. Hızımı mı alamadım veya çok geç yaşta başladım, koşmam gerek diye mi düşündüm? Başlangıç için hiçbir zaman vakti yoktur. Evet. Bazı programlarımda da değindim. Yıllar önce bir Türkiye gazetesinde okuduydum bunu. Belki de 20 yıl önce okuduğum bir olaydı. 80 yaşındaki bir Türkiye'li profesör Amerika'da piyano dersi almaya başlamış. Oo, ben de mi başlasam acaba? Hiçbir şey için geç değil. Evet. Zaman o zamandır derim ben doğrudur, de. Doğrudur. Bu yüzden siz 4 yıl 500 önce başladınız bu sanat dalına. Demek ki beyinsel doygunluğunuz zamanlıymış var bir yerlerde. O zamanı aldınız, değerlendirdiniz, ödüller de gelmeye başladı. Şimdi sizin beyinsel doygunluk dediğiniz bence şu. Ben sinemayı severim, tiyatroyu severim, kitap okumayı severim, şiiri severim. Yani sanatın bütün dallarına ilgim var, hepsini severim. Ben bir şey yapmamış olabilirim ama izleyici olarak iyi bir izleyici oldum. Belleğe yerleştirildi artık onlar. Bir şekilde onlar yerleşti. Hazmedildi, evet. Duruyordu bir yerde. Evet. Bir format bulmak gerekirdi, bir yol bulmak gerekirdi dışarıya çıksın diye. Fotoğrafmış. Siz de onu fotoğraf makinesiyle buldunuz. Kısmet fotoğrafmış yani. Ve devam ediyor aslında. Evet. Şimdi bir de kolektif sergimiz var. Evet. Değil mi? Etkinliğimiz, aha, diyelim. Evet, Veysi Soyer. Veysi Soyer sanat etkinliği. Evet. 3 yıl önce başladıydık Veysi dostumuzla bu sanat etkinliğine. Evet. Bu yıl ikincisi oluyor. Sizin de orada fotoğraflarınız. Kaç fotoğraf? Şimdilik 6 fotoğraf hazırladım ama bilmiyorum, bir fotoğraf üzerinde de konuşacağım Veysi Hoca'yla. Belki bir tane daha ekleyebilirim. Konuya uygun bir fotoğraf olabilir. Neresi bunlar? Kıbrıs mı? Şimdi hayır. Farklı yerler mi? Bunlar farklı türde fotoğraflardır. Yani klasik emel fotoğrafları değil.
Normalde ben sokak portresi çekiyorum, evet, biliyorsunuz. Bunlar daha çok ışık gölge, siyah beyaz silüet fotoğrafları seçtim bu sergi için. Farklı olsun istedim. Değişik. Siyah beyazı çok severim ben fotoğrafları. Bu siyah beyazın tam siyah beyaz ama direkt siyah. Gri yok. Evet, yok. Ara renkleri kullanmadınız. Hayır. Tamamıyla siyah, iki farklılık. Beyaz. İki, evet, kontrast var orada. Evet, ışık, gölge. Işık ve gölge. Silüet. Merak, evet, ediyorum. Sergide beraberiz, evet, zaten. Evet, bu sergide öyle bir şeyler. Bu etkinlikle diyelim. Neden öyle geldi bana bilmiyorum. Böyle yapalım dedim. Değişiklik olsun. Farklı bir düşünceye girdin. Böyle bir şeyler hazırladım. Tabii burada biz dinleyenlere de söyleyelim. 3 Mayıs'ta gelsinler, izlesinler. Evet. Mutlaka mi gelmeleri gerekiyor. Yoksa Mayıs çok şey kaçırırlar değil mi? Gerçekten. Çünkü yani benim geçen de vardı üstünde durduğum bir önceki toplantıda bunu bir Biennale dönüştürmek, hayır, ya da Triennale dönüştürmek vardı. Evet. Bunu zorlamak gerekecek. Bu olacak bence. Ya, zaman içinde zaten mecburen öyle bir şeye dönüşecek bu. Adamızda da yok böyle bir şey. Evet. Ve tamam, çok içerisinde fotoğraf var, içerisinde seramik var, içerisinde resim, yazın var, resim var, şiir var. Var. Ve ikinci günde bunların atölye çalışmaları var. Evet, evet. Yani adamızda hiç yapılmamış bir konsepti. Evet. Bir parçasısınız siz de. Evet. İnşallah, hasbelkader. İnşallah önümüzdeki yıllarda bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Duyarlı devlet, hükümet ve iş adamlarının desteğiyle, evet, bir ya Biennale ya bir Triennale dönüştürülür ve ulusaldan ulusalcılığa, uluslar arasına gideriz. Evet, gider. Bu enerjiyle devam ederse zaten o mecburen olacak. Zaten yani bir yerden çatlatmak zor. Evet. Yani çok iyi fotoğraf çeken, çok iyi resim yapan, çok iyi seramikte, çok iyi, çok iyi şiirleri olan, yani bunlar sanatın dalları. Olmazsa olmazları. Yani bunları bir kutuya kapatamazsınız. Bunun açılması lazım. Pandora'nın kutusu çıkar, açılır ve biter. Açılır, yani çatlar mecburen. Tabii. Yani su akar yolunu bulur derler ya. Aynen öyle. Bunun da yolu büyük ihtimalle, belki Biennial çok büyük bir hedeftir. Ama ona doğru gitmek gider. Gerekir. Gider. Gitmek gerekir. Gider belki. Mesela ülkemizde opera yoktu, şimdi opera sanatı, evet, başlıyor. Evet. Yani çok pardon, sanatçı bazı şeyleri zorlar ve aştırır. Evet. Zaten sanatçının görevi bu değil mi? Kesinlikle bu. Toplumun değer yargılarını bir biçime sokup daha farklı boyutlara taşımak. Aynen öyle. Sizler de bunun bir parçasısınız. Bu yüzden İnşallah ben umarım bunu ya bir Biennial ya bir Triennial'e dönüştürülür. Evet, biraz da resimlerden bahsedelim. Bu sokak fotoğraflarında makineyi aldınız. Eğitimden çıktınız. Sokağa gittiniz. Bir, evet, bocalamanız oldu mutlaka. Ne hissettin? Önceleri insanları rahatsız etmekten çekinirdim. Yani rahatsız ettiğimi düşünürdüm daha doğrusu. Yani işte birinin gözüne makineyi doğrultmak falan. Yani sanki onların haklarına tecavüz ediyormuşum gibi hissederdim. Çünkü habersiz değil mi onlar çevirdin? Anksın, bak şey, evet, diyorsun. Bazıları habersiz, bazıları haberli. Ama ben hiçbir zaman çektiğim modele, çektiğim kişiye poz verdirtmeyi sevmem. İşte öyle dur, elini şöyle tut, böyle yap. Önce haberli olanlarda önce biraz sohbet ederim. O artık benim makinemin dışına kayar konular. Birazcık havadan sudan, yani Türk ise çektiklerim, Türkçe'ye konuşuyorsak. Evet. Öyle. Bu arada ben tak tak çekerim de yani. Anı yakalarsın, evet, orada. Diğer türlü çok hızlı hareket etmeniz gerekir. İnsanları rahatsız etmek için belki bir gülücük uzaktan, küçük bir işaret, ama hemen tak makine kalkar ve çekilir yani. O daha kendine gelemeden, poza geçemeden, hiç doğal kimliğinin dışına çıkmadan. Şikayette bulunan oldu mu? Niçin beni çektin? Tabii bazıları soruyor, neden çekiyorsun, gazeteci misin, ne yapacaksın bu fotoğrafları, gazeteye mi vereceksin? İşte veya bir devlet görevlisi falan zannediyorlar bizi. Örneğin MİT, SİHA falan filan gibi böyle. Örneğin bu şeyler mesela Suriyeli göçmenler gibi, evet, veya kaçak yaşayanlar. Bunlar korkuyorlar.
doğal zannediyorlar olarak. Ki işte devletin bir elemanısınız, onları saptıyorsunuz falan. Öyle bir tepkileri olur. Onları açıklıyorsunuz uygun bir dille. Ha, rahatsız olan varsa, benim kesinlikle istemiyorum fotoğrafımın çekilmesini diyen varsa. Silersiniz. Çektiysem silerim, çekmediysem de çekmem. Yani ya, tamam. Asla zorlama hazır diye, değilsin demek. Zorlama diye bir şey yok zaten. Zorlama fotoğraftan da bir şey de çıkmaz zaten. İstediğini almazsın. Yani alamazsınız. O duygu yok. Çok evet. Farklıdır. Evet, kesinlikle. Gergin bir olay vardır evet. Ve o gerginlik hiçbir zaman yapmadım. Olmaz. Hiçbir değil zaman mi? Yapmadım. Sil dediyse de silmişimdir bugüne kadar. Tamam. İstemiyor. Ama bu dediğimde 4 yılda 1 veya 2 defa başıma geldi. Genellikle herkes hoşgörüyle, anlayışla karşılıyor. Evet, evet. Hep portre diyeyim yoksa aslında çevresel portre benim portrelerim. Buna geliyordum ben de. Ha, çevresel evet. Portre yani kişiyi yaşadığı mekanla çekmeyi istiyorum ben. Yani onun çünkü kişiliğinin ya bir demirci parçası. Demirini döverken örnek yani bir sandalyeci sandalyesini işlerken bir evet, ressam tabii. Yaparken böyle. Veya bir çocuk oynarken onun sokağıyla birlikte hangi sokakta oynuyor? Yani bu çocuk nereden geldi? Neyin üyesidir? Ay, bir gibi. Kompozisyondur ama bu değil mi? Tabii. Çok derinliği olan, tabii. Bir açılımı olan. Yani evet. Anı yakalıyorsun ama o an içerisinde kocaman bir hikaye vardır. Tabii ki, tabii. Değil yani mi? Sırf insan, ha tek portre tek çektiğim de olmuştur. Yani direkt yüzünü evet. Veya kafasını veya boydan. Ama genellikle çevresel portre. Tabii o durumda da yüzündeki kırışıklık, tebessüm, mimikleri, mizansenleri. Tabii, hüzün. Hüzün nedir? Sevinç. Onları ha. Yakalamak istiyorum. Gözler hiçbir zaman yalan söylemez mi fotoğrafta? Hiçbir zaman yalan söylemez. Hiç. O andır ve doğru söylemez. O gözü yakaladığınız anda bitmiştir zaten olay. Yani. Hiç böyle duygulandırdığı şeyler oldu mu sizin? Çok merak ederim. Çünkü bu fotoğraf arkasından önü görmek farklı bir evet. Olay ve size de bir şeyi vardır bunun. Getirisi. Özellikle çocuk fotoğraflarında, çocukları çektiğimde yani... Keşke diyorum yani elimden bir şey gelse bu çocukların yolunu aydınlatabilsem. Özellikle Afrika'daki çocuklar. Ne yapabilirim? Hep düşünüyorum yani o çocukların... Hedefte bir daha gitme var demek ki o tarafa. O var. Çok. Yani orada farklı bir yaşamdı. Çok farklı. Ve etkilendiniz. Çok etkilendim. İlk gezimdi. Evet. Ben de çok büyük etkisi oldu. Dedim ya kalbim benim çocuklar de kaldı. Çocuklar neydi orada? Nasıl bir yaşamlar vardı? Sunun içinde miydiler? Ganvi'dekiler suyun içinde. Evet. Tabii benim Ganvi'den ibaret değil. Tabii Ganvi bir suda yaşayan bir insanların yaşadığı yerin adı. Diğer taraftakiler de kırmızı toprağın içinde yaşıyorlar. Yani yalınayak evleri kırmızı topraktan ev denirse tabii yani zaten hep sokakta yaşıyorlar. Ev dedikleri... Arsa yok, asfalt yok. Yok hep kırmızı toprak. Yollar, sokaklar her doğal. Doğal. Hayvanlar... Onlar da oralarda. Beraber iç içe yaşıyorlar. Yani işte tavuk yemeğinin tabağının içindedir falan. Hiç onlar için sorun değil yani. Gayet rahat. Hayvanlarıyla beraber. Samimi söylerim. Bir böyle bütün bir olarak hayatı yaşıyorlar. Ben özlerim. Evet görmek yani, gerek yani. Medeniyet içerisinde insan kendini kapatıyor. Evet, esir maalesef, oluyor medeniyete. Maalesef. Ama öyle yerde insan daha doğaldır değil çok mi? Doğal. Daha tabi. Her şeyleri doğal zaten yani. Ve esir değiller. Yok. Cep telefonları yok, elektrikleri yok, suları yok. Ama ne güzel yaşarlar. Güzel. Demek ki yaşanırmış. Çünkü daha iyisini bilmedikleri için. Ama ya bildiklerinde ne oldu? Biz bildik de başımız biz göğe mi erdi? İşte maalesef medeniyetin kurbanları da biz olduk. Yani evde kuş besleriz. Beslediğimiz kuşun aslında mahkumuyuz. Çünkü o kuşa bakmak zorundasın. Ama o kuşu da mahkum etmişiz. Onu mahkum ederken kendimizle mahkum oluyoruz. Evet. Evde kedi besleriz. Evet. Bir dostumun kızı Amerika'da, orada evlendi, orada kalıyor ve ben dedi kızımı görmeye gittim 28. 29. katta. Yani yüksek bir gökdelende kalır. Evde bir kedi var ve kediyi bakıma götürmeleri gerekir doktora. Kafese koydu kendisini tabii, ve tabii. Kedi asansörü bildiğinde kriz geçirdi. Aşağı insin. Tabii. Arabaya bindi. Çünkü hep o dairenin onun içinde yaşamaya alışmış, sokağa çıkmamış. Yani bilmiyor. Doğal hayatı o mu bu hayvanın? Değil. Yani apartman dairesinde ama bizim de yaşamak. Değil. Değil tabii. Bizim tabii. De değil. Evet. Evet. 2 dakikalık aradan sonra devam edelim mi? Edelim. Tamam. Sevgili dostlar, 2 dakikalık bir ara
Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adanın tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Sevgili dostlar, kısa bir ara demiştik ve Emel Sefer kardeşimle fotoğraf sanatını konuşurduk. Berlin'de kalmıştık. Berlin'deki insanlarla... Kalbim Berlin'de kalmıştı. Kalbin Berlin'de kalmıştı. Evet. Bir gün kalbim Berlin'de kaldı diye bir fotoğraf sergisini düşün. Onun bir sunumunu yaptım birkaç yerde. Evet. Sunum yaptım o konuyla ilgili. Adı da zaten kalbim Berlin'de kaldı. Gerçekten kaldı. Yani o isim... Yani sen bunu söylerken sesinden, gözlerinden kesinlikle alırım. Kesinlikle. Yani zaten içten bir şeydi. O, evet. Sunuma isim yazayım, bulayım gibi bir düşüncem hiç olmadı. Zaten o vardı yani. Evet. Gerçekten orada kaldı. Fotoğraf sergisini de düşün. İnşallah. Günün ve gelelim şimdi senin bu aldığın ödüllerden. Eminim doğa fotoğrafları da vardır, natürmortlar da vardır aralarda, yoksa tamamıyla portreler mi ağırlık? Natürmort vardır. Benim zaten fotoğrafa başladığım ilk yıllarda natürmortla başladım. Hatta ilk ödülümü natürmortla aldım. Öyle mi? Özatay fotoğraf yarışmasında, evet. Başarı mı, mansiyon mu, aralarda bir yerde mi? Yok, jüri özel ödülüydü. Çok güzel. Evet, ilk ödülümdü. Zaten belki o seni motive etti. Evet. Değil mi? Kesinlikle öyle. Yani o gecede ödüllerin açıklanacağı gece Golden Tulip'te yapılıyordu. Evet. Gitsem mi gitmesem mi, zaten daha yeni girmişim. Yani düşünün, ben 2014'ün ortalarında derneğe girdim. Arada yaz tatil oldu dernek. Sezon başladı Eylül-Ekim. Arkasından hemen Özatay yarışması. Katıldım ve ödül aldım. Daha fotoğrafın fesindeyim ben. İki eser, kaç eserde katıldın? Bir sınırı vardı herhalde. Sınırı var. Her dalda 8 eserle katılıyorsunuz ama kaç tane fotoğraf verdiğimi anımsamıyorum. Özel ödül. Ama ödül aldım. Şok oldum. Şok oldum. İsmimi söylediklerinde ne yapacağımı bilemedim. Mikrofona çağırdılar. Öyle baktım kaldım yani. Hiç öyle bir boşluk. Çünkü ben kimim ki daha yani ödül alacak? Daha makineyi tutmayı bilmiyorum. Demek ki bir şeysin. Öyle o fotoğrafın şansı diyelim artık. Daha sonra... Neydi? Onu atıyorum artık. Orada armutlar vardı.
bir selenin içerisinde ve bir Kıbrıs testisi vardı yanında. Evet. Öyle bir kompozisyondu. Ve ödül aldı. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Arkasından daha natürmort çektim. Hatta Güney Kıbrıs'ta da yapılan yarışmalar var. Pardon. Pansipriyan fotoğraf yarışmaları. Orada da bir çatal kaşık fotoğrafı çekmiştim. O da ödül aldı. Gümüş madalya aldı. İkincilik. Evet. Yani çok güzel. Güney Kıbrıs'ta. Arkasından çok devam etmedim natürmorta. Çünkü insan çekiyordu beni. İnsana yöneldim. Fotoğrafa ilk başladığımda doğa manzara dediniz ya. Evet. İlk başladığımda çok uzun... Çünkü yürüyüşlere katılırdın. Evet, bildiğin. O zaman doğayı çekerdim. Ormanları, kuşları, böcekleri, çiçekleri, denizi. Sanatsal bir açısı yoktu onların. Yok, bir görselliği yani vardı. Yani bana sanırım çok bir şey vermiyordu. Evet. Beni çok heyecanlandırmıyordu. Zaman içinde tamamıyla bıraktım. Doğa çekmiyorum, manzara çekmiyorum. İçinde insan olmayan bir şeyi çekmek istemiyorum. Yani bina çekeceğim, mimari bir fotoğraf. İlla ki de bir Ademoğlu olmasını istiyorum. Yani bunun için de uçağa bindin yani. Ve Nepal'e ve Hindistan'a gittin değil mi? Evet. Fotoğraf çekmek için. Evet, biraz da bunlardan bahsedelim. Bahsedelim. Ben küçüklüğümden beri hep doğuyu çok merak etmişimdir. O doğu mistizmi. Hindistan kültürü, Hint kültürü. Hint kültürü, Budizm, Hinduizm. Yani doğu insanını, doğuyu, ben de böyle bir mistik bir şey vardır yani. Farklı, ben de oraları merak ederim. Evet, ben Hint filmlerini de severim. Ben şeye gitmek isterim, yani hanıma da söylerim. Dedim artık benim hayatımın sonlarına geldiğinde, hissettiğimde Tibet'e gideceğim. Ve artık beni dedim bulmayacaksınız. Ben Tibet'te kalırım. Ben artık orada kalacağım. Ben orada kalacağım. Evet. Tibet beni çekiyor, var bir şey. Beni de çekiyor çok. Yani. Tibet'in dibine kadar yaklaştım zaten. Hindistan, Nepal. İki adım kaldı gidemedim. Bir adım kaldı, bu defa da ona gideceğim. Geçen yıl Nepal'e gittim. Katmandu'ya gittim. Hippiliğin başladığı yer. Ya çok başka bir şey oralar. Yani o insanlar anlatılamaz gerçekten. Yani bunları fotoğrafladın ama. Kesinlikle tabii ki. Yüzlerce, binlerce kare var binlerce herhalde. Binlerce. Biraz onları dinleyelim. O insanlar da nasıl? O insanlar ya insandırlar yani. Her şeyden önce. Kesinlikle. Nasıl? Yolda gidiyorsunuz, hiç tanımadığınız bir insan sizi görüyor. Namaste. Bizim de böyle namaste, bir... merhaba yani. Namaste. Namaste, merhaba demek. Sizi İyi bütün günler. Kalbimle, bütün ruhumla selamlıyorum. Ruhum ruhumuzun önünde eğiliyor. Bir sürü anlamı vardır. Çok o kadar anlamlar içeriyor ki bu namaste. Ve herkes size namaste diyor. Yüzünde yani, bir gülücük. Sen bensin, ben senin, biriz. Evet, evet. Ruhlarımız birleşti. Ruhlarımız birleşmiştir. Ruhum ruhumun önünde saygıyla eğiliyor. Yani her şey. Kapitalist sistemin getirdiği yaşam orada yok. Yok. Bireyin, yok. Beşerin, ruhun yaşadığı bir yer, evet, var değil mi? Azla yetinmeyi biliyorlar. Hiçbir zaman çok da gözleri yok. Yetiyor. Yani karnı doymuştur. Hayattadır. Çoluğu çocuğu sağlıklıdır. Yeterlidir yeter onlar için. Ne apartman istiyorlar, ne mücevher. Ha, takya meraklılar ama kendileri yapıyorlar. İncik boncuk dizip oralarına buralarına takıyorlar. Çok seviyorlar ama... Altın öyle, değil onlar ha, için. Altın değil, olan. Pırlanta değil, elmas değil, falan değil, filan değil. Kendi yani, üretimleri. Kendi üretimleri yapıp takıyorlar. Doğanın seviyorlar içerisinde. Yani süslenmeyi seviyorlar. Afrika'da öyleydi. Benim'de. O kadar fakirliğin içinde... Kadınlar süslüydü. Süslü. İncik boncuk vardı her taraflarında. Yani bir böyle. De boya, göz boyaları da galiba kömürden yapılır. Kömürü kullanıyorlar. Her türlü boyayı kullanırlar. Bitki, bir de kök boyası yaptıkları bitki köklerinden. Biliyorum. Bitki tabii, kökleri. Tabii onları kullanırlar. Kırmızı toprağı renklendiriyorlar. Farklı renkler çıkarıyorlar. Kullanıyorlar. Evet. Birazcık böyle küçük bir araştırmacık yaptım onlarla ilgili. Çünkü evet, ben de o tarafları seviyorsun. Seviyorum. Zaten dünya yüzünü doğuya döndü artık, farkındasınız değil mi? Yani bu yogalar falanlar nedir? Mistizm artık dünyayı ele geçirmeye başladı. Yani evet. Şu andaki yaşadığımız dünyanın, evet, bizim dünyanın sonudur. Kapitalist sistem zaten insanları yok etti. Kendini kurtarmak isteyen yüzünü doğuya döndü. Evet. Yogalar nedir? Yani bu yogalar, burada da çok yogi, yogacı arkadaşım tabii, vardı. Tabii. Otururuz onlarla da biraz tartışırız bu konuları. Evet. Peki, şimdi farklı bir şeye geldik aklım.
yoga mistizmini fotoğraflarında nasıl biçimlendirirsin? Yani böyle bir şeyleri düşünebildin mi? Oo, çok zor bir şey değil mi bu? Çok zor. Aslında bunu geçen zaten artık önce şey... Önce yogayı öğrenmem gerek. Çok iyi öğrenmem gerek. Ama merak ediyorsun. Merak ediyorum ama henüz böyle bir çekince mi var bende, ne var, bir türlü adım atamıyorum onun içine. Yani hep yarım. Hep bir şekilde engelliyor bir şey beni. Ama yogayı öğrenmem gerek. Eğer ki yoga fotoğrafı çekeceksem onu çok iyi öğrenmem lazım. Sindirmem gerek ki onu yansıtabileyim. Yoksa bu öyle o kadar basit bir şey değil yani. Sohbet öncesi söylediğim bir şey vardı. Bir Kızılderili arkadaşlarla beraber, beyaz tenlilerle beraber giderken, beyaz tenliler gibi süratli süratli giderlermiş. Ansızın Kızılderili durdu. Diğerleri devam etti yürümeye. Baktılar, bu nerede? Bu durdu, yürümüyor. Ya neden gelmiyorsun ya, yoruldun mu? Hayır dedi. Ben yorulmadım. Ruhum geride kaldı. Onun bana yetişmesini bekliyor. Evet. Biz o kadar çok şekilde... Biz koşuyoruz sürekli. Koşuyoruz. Evet. Ruhumuzu dinlemiyoruz. Kendimizi İç sesimize dönmüyoruz ki üretime dönüştürebilelim bunu. Değil maalesef mi? Öyle. Maalesef. Hep neler öyle var hedefte şimdi? İşte az önce de bahsettim. Projeler var hedefte. Tabii geziler hep olacak. Yani... Ne vardı şimdi? Yani Nepal'i gördün, Hindistan'ı gördün, beni gördün. Zaten Kıbrıs'ı biliyorsun, Türkiye'de şimdi biraz... Şimdi birkaç yer var. Endonezya, Malezya, Myanmar, yine o taraflar. Ama diyorum ki acaba biraz onlara ara versem de Roma, Barcelona o taraflara da mı gitsem? Yani ben Roma kültüründe gezmedim, bilmiyorum. Yani düşünün, herkes seyahatlere Avrupa'dan başlar. Ben doğudan, Afrika'dan başladım. Biraz tersinden başladım ben. Hayır, ters değil. Olması gerektiği yerden başladım. Evet. Çünkü iç sesim sana bunu yaptı. Aklım hala oralarda aslında. Yani daha da böyle Çin'e kadar gitmek istiyorum. Gideceğim de inşallah. Allah kısmet etsin, gideyim. Allah kısmet etmez. O sende var. Evet. İnsanda vardır her benim şey. Benim adım atmam lazım yola ki evet, gidebileyim. Tabii ki de. Tamam, yani önemli aynı olan ilk basamak. İlk basamaktan evet, sonra 2-3 gelir ve devam eder. Gelir gelir kesinlikle. Sen o fotoğraf makinelerini çağın getirdiği teknolojiyi iyi kullanarak bizlere güzel resimler getirmeye bak. İnşallah. Yani benim ki, hedeflerim o zaten. Yani herkes her yere gidemez. Ama bir fotoğraf sanatçısının çektikleri sergilerde, gazetelerde gidemeyenlerin elinde evet, olur, görüyor, evet, biraz bilgilenir. Aslında Etopya'da var. Aklımda olanlardan. Eski Habeşistan. Eski Habeşistan. O da var. Yani hep bunlar benim listemde. Aslında benim listem dünya. Hepsine gitmek istiyorum. Uluslararası festivaller de var. Evet. Nerelerde bunlar? Berlin'de bilirsiniz büyük Biennale'ler yapılır. Evet. Fransa'da yapılır yine. Henüz hiçbirine katılamadım onların. Yetişemedim. O kadar hızlı koşuyorum ama başaramadım. Ruhun diyor ki bekle. Bekle diyor. Bekle diyor, evet. Onlara gitmek istiyorum. Yine Veysel Soyer'e gelelim. Evet. Bu sergimizden de biraz bahsedelim. Sergimizden de bahsedelim. Veysel Soyer gerçek bir sanat sevdalısı. Evet. Yani sadece fotoğraf çekiyor, resim yapıyor ama her şeyden önemlisi bu gibi uluslararası sanat etkinliklerini hiç kaçırmıyor. Bilmiyorum o kaçıncı daha kez Berlin'e gitmiştir o Biennale'ler için. Fransa'ya gitmiştir. Yani İtalya'ya gitmiştir. Hiç kaçırmıyor. Müzelerin hepsini çok iyi biliyor. Yani bir gün o taraflara doğru yolum düşerse, Avrupa'ya doğru olacak bir kesinlikle gün. Hocam Veysel Soyer'dir. Yani ondan öğreneceğim yerlerle. Haritayı çizer yani. Kesin Veysel o kadar iyi biliyor. Evet. Ülke sınırlarımızın biraz daha fazla dışında olan evet, entelektüel bilgisi çok ileri görüşlü evet, bir dostumuzdur. Hı hı. Ve birkaç gün önce burada konuğumdu. Çok güzel bir şey söyledi. Yaptığını söyledi. Kendi slaytlarını Kıbrıs Cumhuriyeti'ne hediye etmiş. Evet. Ve bir kısmını kendisi, da burada Foder'e hediye etti. Bir kısmını da Foder'e. Evet. Bunu yaşarken yapan yok. Evet. Öldükten sonra ne yapılırsa yapasın. Hayır. O alın ve değerlendirin diyor. Yani paylaşımcı bir yapısı evet, vardı. Evet, çok paylaşımcı. Ondan öğreneceğimiz çok şeyler vardı. Eminim. Ben çok şey öğrendim. Mesela? Yani çok arkadaşlığı,
fotoğraf sohbetlerimiz oldu bizim çok. Yani benim fotoğrafta bir yol almışsam, Veysel Soyer'in çok büyük etkisi var. Veysel Soyer'le uzun fotoğraf sohbetlerimiz oldu. Bana okumamı tavsiye ettiği kitapları okudum. O ışığı farklı görüyor. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü çok bazen pardon. Anlaşılması zor bir insandır Veysel Soyer. Yani onu herkes o anlayamaz. Ruhunun önünde gider. Evet. Bir de çok dürüsttür. Kötüyse evet. Kötü der. İyiyse iyi der. Yani bir fotoğrafı gösteriyorsanız çöp der bu. Çöp. Yoktur. Eğer siz buna tahammül edemiyorsanız Veysel Soyer'le dost olamazsınız. Olamazsınız. Ben özellikle bunu istediğim için dostum Veysel Soyer'le. Kötüysem kötü olduğumu söylesin bana ama. Biri. Çünkü bazen insan kör olur. Yani kendi göremez yani hatasını, yanlışını. Birinin ona göstermesi gerekir. Veysel Soyer de bu konuda üstüne yoktur yani. Kötüyse evet. Kötüdür der. Bunu attır. Bundan yani bir şey farklı bir şey bundan bir şey olmaz der. Evet. Farklı bir gözü vardır onun. Evet, evet. Çok yani, iyi görür. Evet. Çok iyi görür. Ama yıllardır bu işin içerisinde. Evet. Evet. Ve usta. Sanat tarihini de çok iyi biliyor. Çok okumuşluğu. Entelektüel çok bilgisi de çok fazladır. Evet. Ve işte onunla evet. Bu Tianel olayına girişildi. Senin resimlerin var. Başka kimlerin var? Benim fotoğraflarım var. Fotoğraflar resim artık iç içe girdi. Herkes yani farklı. Picture denir ya İngilizce'de evet. De. Belki ondandır. Benim Mustafa Müezzinoğlu'nun. O da çok iyi bir dostum. Değerli ve arkadaşımdır. Zaten birlikte de Veysel Soyer, ben, Mustafa Müezzinoğlu birlikte de çok sohbetlerimiz oldu. Bu arada Mustafa'nın başka bir yapısı da var. Bizim devlet tiyatrosu olarak yaptığımız oyun yazma yarışmasına eser yolladı. Oyun mu yazıyor evet. Mustafa? Oyun yazması da var. Harika. Şiir evet. De yazar ama Mustafa. Şiir de yazıyor. Şiir yani de Mustafa yazar. Kardeşimiz de hem bir eğitimci hem farklı dallarda evet, da sanatsal üretimi. İyi bir sanatçıdır. Olan. Sanatçıdır evet. Mustafa da çok iyidir gerçekten. Onun da eserleri var. Elvan Şenkaya'ların evet, Still Life'ları var. Elvan Şenkaya'lar da Still Life'da yani bence rakipsizdir. Adamız evet. Da çok çok iyidir. Gerçekten çok iyidir. Onun çok güzel self-portreleri de vardı ama onlarla katılamıyorum. Katılmıyormuş yarışmaya. Aman yarışmaya diyorum sergiye. Sergiye. Pardon. Etkinliğe. Yarışmalarda evet. Kalmış aldım. Still Life'larıyla katılıyor. Çok güzel Still Life'ları var. Gerçekten harikadır. Evet. Başka kim var? Seramikçi Rauf, dostumuz Rauf Ersenal var. Burcu Karagöz şiirleriyle ve müziğiyle var. Hatta ertesi gün etkinlikte müzik etkinliği de yapacak, atölyesi de yapacak. Atölye Burcu. Çalışması vardır. Eşi Evren Karagöz yine evet, müziğiyle vardır. Levent Soyer vardır. Levent çalacak, ben şiirleri okuyacağım. Çok böyle. Güzel bir şey olacak. Şimdi mutlaka olacak. Bekliyorum. Evet. Yani 3 Mayıs kalmadı bir şey aslında. Kapının 3 arkasında. 3 Mayıs saat 4 müydü? 4 muydu? Ha, saat 4'te Saçaklı Ev'de olacak. Beraber olacağız. Sanatsever dostlar da. Cumartesi de saat 10'da yine atölyelerle, sergi gezisiyle evet. Başlıyoruz. Yani çocuğunu gün... al gel aynen diyelim. Öyle. Ya da annenin nedeni al gel anneni diyelim de çocuklara de al, da. Gel. Evet, evet. Onlar da bu etkinliğe gelsinler ve çamur yoğursunlar. Resim yapsınlar, çamur yoğursunlar, müzik yapsınlar, fotoğraf çeksinler. Atölyesini görsünler. Hatta çeksinler de çeksinler veririz de. Makinelerimizi de götürürüz, veririz çeksinler de. Ve orada yani, eğitmenlik de olacak. Tabii ki, evet. Şimdi sona yaklaşıyoruz. Dünyayı gezmeyi istiyorsun. Kesinlikle. Benim Tibet'tir hedefim. Benim de var listemde Tibet yani. Tibet'e belki gideceğim. Belki beraber gideriz Tibet'e. İnşallah. Ama neleri koydun şimdi sıraya? Böyle adada bireysel yapmak istediğin bir fotoğraf sergisi var mı? 2019. Sergi çok zor. Çok niçin? Zor. Gerçekten. Neden zor? Çünkü maddi yanı da vardır. Tabii. Yani o fotoğrafların basılması, baskı ücreti, katalogların hazırlanması, sergi salonu. Bizim ülkemizde maalesef sponsorluk mekanizması işlemiyor. Kimse doğru. Size sponsor olmuyor. Yani ben kitabıma sponsor bulamıyorum. Yok maalesef. Kimse bir sanata destek olmuyor. Ha, kimse demeyeyim. Olan da duyarlı var. Duyarlı olanlar var. Duyarlı olanlar da var ama çok az. Bir elin parmakları kadar.
Dolayısıyla benim bütçem, ben bir memur emeklisiyim. Benim bütçemle sergi açmam çok zor. Büyük borçlara girmem gerek. Veya seyahatlerimi yapmamam gerek. Ben seyahatlerimden vazgeçemem. Dolayısıyla belki de hiç sergi açamam. Bildiğim şöyle bir özelliğin de var. Katıldığın sergilerde, yarışmalarda eserlerini de satmıyorsun. Kıyamıyorum yani. Çocukların onlar senin değil mi? Kıyamıyorum. Tabii mecburen satılanlar da oldu. Ama ben çok sevmiyorum yani. Mesela çok şimdiki sergide de olmayacak. Olacak. Serginin konsepti çünkü öyle. Ben satmam diyemem. Evet. Ama satılmazsa da üzülmem. Bilhassa sevinirim. Bilhassa sevinirim. Kıyamıyorum bir türlü. Yani neden de bilmiyorum. Kaç bin fotoğrafım var evde şimdi? Of. Sayılacak gibi değil ki. Ben sadece Hindistan'dan belki de 3-4 bin tane fotoğraf çektim yani. Hep bunlar tatlı değil. Dijital olaraktır. Baskı yok. Sadece baskı da var. Sergilerden arta kalan fotoğrafların baskısı var. Onlar var sadece. Ben bastırıp saklayamıyorsunuz. Çünkü yer yok, yurt yok. Bir de maddiyatı da dediğim gibi çok yüksek. Dolayısıyla dijital olarak ben saklamaya çalışıyorum. Ödüm kopuyor bir şey olacak diye. Onların hep kopyalarını alıp yedeklemek lazım. Evet. Başka türlü çünkü gidiyor yani dijital de olsa kaybediyorsunuz fotoğrafı. Kaybetmeyelim artık. Kaybetmeyelim. Ve bunları arşivleyelim ve zamanı geldiğinde inşallah bir gün çok çok zengin olursunuz. Tab edersiniz, sergilerde gösterirsiniz. İnşallah. Ve arşivlettirip geleceğe aktarırsınız. Aslında ben burada madem ki sanat konuşuyoruz, bu ülkemizde sanat dostları vardır. Onlara bir çağrı yapıyorum. Gelin sanatçılara destek olun, sponsor olun. Evet. Sanatçılar sergiler etsiniz, gelin izleyin, dünyayı görün. Yani ne güzel değil mi? Yani kesinlikle. Bilmiyorum ben. Şimdi yukarıdan rejiden haber geldi, toparlayalım diye. Son neler söylemek istersiniz bugün için? Çünkü önümüzdeki dönemlerde yine beraber olacağız. Ve yine fotoğrafı, yine ülke fotoğrafını, dünya fotoğrafını ve ülke sanatımızı konuşacağız. Bizi duyacak olan birileri olacaktır bu düşünceden. Evet. Evet, son söz olarak önce 3-4 Mayıs'ı hemen söylemek istiyorum. Unutmasın kimse. 3-4 Mayıs'ı lütfen unutmayın, bir yere not edin. Saçaklı çok yer. Şey kaçırırsınız. Evet, saçaklı evde. İkinci söylemek istediğim, ben çok geç başladım fotoğraf çekmeye. 50 yaşından sonra başladım. Yaşım da bu arada ilan etmiş oluyorum. Yaş önemli değildir. Ruhun tazeliğidir. Ruhun tazeliği önemlidir. Onun için herkes, ama herkes muhakkak sanatın bir dalıyla ilgilensin. Çok önemli bir şey. Yani İçinizdeki güzelliği keşfedersiniz. İçinizdeki çocuğu keşfedersiniz. Dünyaya başka gözle bakarsınız. Daha hassas olursunuz. Evet. Yani içimizdeki çocuğu kaybetmeyelim. Evet, kaybetmeyelim. Teşekkür ederim Emel kardeşim. Ben teşekkür ederim. Sevgili Yeni Bakış Web TV izleyicisi dostlarım, Emel Sefer kardeşimdi bugün. Onunla fotoğraf sanatını konuştuk. Ve çok güzel bir bilgiler edindim. Benin'i, Nepal'i, Hindistan'ı öğrendim az çok. Oradaki yaşam tarzlarından az da olsa belleğime bir şeyler aktı. Ne olur içinizdeki çocuğu öldürmeyin, içinizdeki çocuğu yaşatın, güzel eserler yaratın. Yarına kadar sanatla kalınız, sanatsız yaşamayınız. Hoşça kalın.
Günü ve gündemi yeni bakışla yakalayın. Her gün uyandığınızda güne adının tarafsız gazetesi Yeni Bakış'la başlamanın ayrıcalığını yaşayın. Tek ses değil, çok sesliliği sayfalarına taşıyan Yeni Bakış tam 48 sayfa. Tarafsız, bağımsız, bağlantısız habercilik Yeni Bakış'ta. Ülkenin özgür ve doğru haberciliği için durmadan çalışan Yeni Bakış, sadece kulislerin değil, adanın her köşesinin nabzını tutmaya devam ediyor. Halkla beraber, halk için gazete. Yeni Bakış, adanın tarafsız gazetesi. Yeni Bakış Web TV, yeni neslin televizyon anlayışıyla web formatında yayınlarını sizlerle buluşturuyor. Zengin kadrosu ve tarafsız habercilik anlayışıyla haberden sanata, çevreden yaşama kadar toplumun nabzını tutan Yeni Bakış Web TV sizin sesiniz olmaya devam ediyor. Arkadaşlar merhaba, şimdi size birkaç soru soracağım. Hiçbirinizin bu sorulardan haberi yok. Verdiğiniz cevaplar sonucunda size bir video izleteceğim ve videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi alacağım. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Hazırım. Hazırım, başlayabiliriz. Başlayalım. Adın ne? Taylan. Mutlu. Kahvaltı, öğle yemeği ya da akşam yemeği yedin mi? Evet, yedim. Ne yedin? Tavuk, yoğurt, patates, domates, salata. Akşam ne yemeği düşünüyorsun? Çiğ köfte. Akşam kuru fasulye pilav yemeği düşünüyorum. Günde kaç öğün yemek yiyorsun Yunus? 3, bazen 4'ü de bulabiliyor. 2 ya da 3. Kaç saattir yemek yemiyorsun? Yani en son ne zaman yemek yedin? 4 saat. En son sanırım 1 saat, 1,5 saat önce yedim. Peki en çok sevdiğin yemek hangisi? Şu an en çok istediğim künefe. Mantı. Annenle baban hayattalar mı Enes? Hayattalar. Elhamdülillah. Elhamdülillah, sağlar. Rahat bir yaşama sahip misiniz? Yani sokağa çıktığınızda rahatlıkla dolaşabiliyor musunuz? Yani hiçbir problem yaşamıyorum. Son derece rahatım. Elhamdülillah, dolaşıyoruz sokakta rahat rahat. Peki gerçekleşmesini istediğin bir şey söyleyebilir misin hayatınla alakalı? Yani üniversiteyi bitirdikten sonra belki hani bu kadar çabalamışken hani iyi bir iş olabilir belki. Kendi hayatımda 4 yıllık lisans programını bitirmek. Türkiye'yi gezmek, böyle farklı görmediğim şehirlere gitmek. Yani oranın tarihi yerlerine gezinmek, bakmak, öğrenmek tarih açısından. Yani çocuklarımın büyüyerek, daha yetişkin bir hale gelerek onların da evlat sahibi olmalarını görmek isterim. Ayakkabı alırken markasına bakar mısın? Bakarım. Genellikle bakarım ama çok hoşuma giderse alırım. Şismet Amur. شنو متريقة متغدية متعشية احكي احكي شو طعم ذك ماما اليوم طيب شو بدك تاكل اليوم بالليل جبل مخبوطة ورز والله يا عم عم ناكل من هار وجه وحدة ادى صلاح معتلك الأولاد اللي هون جاعت في عالم ماتت من الجوع في عالم نامت مع فائد في عالم نامت بدون ما تاكل في عالم صلك معك لا طيب قل لي شو جاي عبالك أنت شو جاي عبالك نابوك أمي كالي عبطل نزل القذيفة عبطبت وقت ضربة الطيارة هون الصواب أبي فيها شوفه أتمنى بس أركب أطراف بشرية أتمنى هذا الأتمنى تأكل لحالي ولا أن تأكل على حدا هل شفنا لأختك
Evet, şükretmiyoruz. Yani ne söyleyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Biz kendi geleceğimizi düşünerek yanlış mı yapıyoruz? Yanlış yapıyoruz. İzlerken ilk şunu düşündüm. Dedim ki ne kadar böyle bir hayatta böyle bir kalitelerimiz var. Yani böyle bir seviyelerimiz var. Şöyle olmalı, böyle olmalı. Şunu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. Bizim cevaplarımızla arada dağlar kadar fark var. Çocukların verdiği cevaplar hakikaten yürek burkan bir cinsten. Kendimizi sadece onları gördüğümüzü anlayabiliyoruz. Günlük hayatta bu dikkatimizi bile çekmiyor. Yani bizim karnımız tok. Olduğu için mesela az önce verdiğim cevap künefeydi. Ama iki gündür yemek yemeyen çocuk var ve ekmek yemek istiyor. Çok rahatmış gibi yaşayabiliyoruz ama orada o kadar mazlum yemek yiyemezken biz rahat evimizde köfte patates dedim biraz önce. Ve benim için parçalandı bunu izlerken. Bu çocuklar orada açken, babasızken, kimi çocuklar işte bir yemeği isterken bazısı kolum olmasını isterim diye. Biz elimiz için, kolumuz için veya herhangi bir şeyimiz için hiç şükretmedik belki de. Ama insan hiç bunları görmediği veya bunlara kulaklarını tıkadığı için bu tarz şeylere hep büyük şeyler istiyor. Yani okul, hani hep böyle büyük amaçlarımız var. Okulumuz şöyle olsun, okul bittikten sonra böyle bir hayatımız olsun veya yemeklerimizi seçerken, ayakkabımızı seçerken, kıyafetlerimizi seçerken, belki konuştuğumuz insanları bile seçerken yani çok çok böyle şey yapıyoruz, dikkat ediyoruz ama onların seçecekleri bir şeyleri yok yani. Hani yemek böyle alternatifleri yok yani. Yani ne kadar az şükrediyorsunuz, işte Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayabilirsiniz tarzında ayetler geldi aklıma. Gerçekten sahip olduğumuz nimetlere çok az şükrettiğimizi düşünüyorum. Az önce aldığımız nefesin bile belki şükrünü gün içerisinde milyonlarca kez alıyoruz ama hiçbirini hani düşünmüyoruz. O nefesin, aldığımız nefesin şükrünü eda etmiyoruz. Hakikaten yürek burkan bir cinsten. Unutuyoruz yani. Birçok nimette sahibiz ama unutuyoruz. Daha çoğunu istiyoruz, daha çoğunu istiyoruz. Gerçekten çok az şükrediyoruz yani. Belki yemeği bitirdikten sonra alışkanlık olarak hani Bismillah'la başlayıp Elhamdülillah'la bitiriyoruz ama işte ne kadar şükrünü eda etmiş oluyoruz, o da ayrı bir soru işareti yani. Bilemiyorum, diyecek bir şey yok. Aynen, sözüm bitti yer. Bize bedava gelen bu şeylere şükretmedik. Şükürler olsun Allah'ım. Çocukların bu durumda olma sebeplerinden birisi bizim ümmet olamayışımız. Ümmet olamadığımız için bu çocuklar bu durumdalar. Ben öyle bir pay çıkartıyorum kendime. Gerçekten zekat verememek, işte onların üzerlerindeki kıyafetler, o kızın terliği mesela. Hani ümmet olsak gerçekten yardım edebiliriz. Bir oluruz, toplu oluruz. Bu çocuklarda bu durumda olmaz. Hem zekatımızı da vermiş oluruz, hem yardımımızı da etmiş oluruz. Tabii bunlar engel değil. Ama gerçekten parça parça oluşumuz bu çocukların bu durumda olmasının bir sebebi. İnşallah bu bölümler de biter. Diyecek yani çok fazla bir kelime de yok. Yani duyguları anlatmak da çok az. Çok zor. Aslında burada kelimeler hani yetersiz kalıyor. İnşallah ümmet olur ve daha fazla bu çocukların ve bundan sonraki çocukların bu acı duruma düşmemelerini sağlarız. İnşallah. Enerjini doğru kullan. Kullanmadığınız bilgisayarlarınızı bekleme konumunda bırakmayın. Prizden çekin. Böylece %10 oranında enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Radyo, televizyon ve buna benzer cihazlarınızın ses seviyesi duyabileceğiniz düzeyde olmalı. Ses düzeyinin düşük olmasıyla enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Bulaşık ve çamaşır makinelerinizi belirtilen kapasitenin üzerine çıkmadan çalıştırın. Böylelikle enerji tasarrufu sağlayacaksınız. Saç kurutma işlemini mümkün olduğu kadar havluyla yapın. Saç kurutma makinesi 10 dakikada 60 wattlık bir lambanın 3 saatte tükettiği kadar elektrik tüketiyor. Elektrik süpürgenizin torbasını sık sık boşaltın.
Bu işlem süpürgenizin emme gücünü yükselteceğinden hem daha çabuk temizleyecek hem de enerji tasarrufu sağlayacaktır. Günlük yaşantınızda kullandığınız enerjiyi çok daha tasarruflu kullanmak elinizde. Enerjinle mutlu ol. Elektrik Mühendisleri Odası. Alo anne. Teyze sen misin? Evet. Teyze sakinim. Annemle babam. Kan kaybından. Buradan ineceğim de. Ha, ayakta mı kaldırayım? Nasıl inebilirim buradan? Dur. Ben böyle normal ineyim sonra bir inerim. Yapabilemeyeceğim. Gel şu.